Yepyeni bir Minecraft videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. 99. bölümdeyiz. 100 bölüme sadece bir bölüm kaldı. Yeterince coşkulu değilim. Çünkü hala deprem haberleriyle beraberiz. Hala depremin felaketin içerisindeyiz. Tekrara düşmek istemiyorum ama tek amacım arkadaşlar, bunu iyi bilin, bu üzücü günlerde yüzünüzde bir tebessüm olabilmek. Sadece bu. İnanın gerçekten like istemiyorum. Sizleri çok sevdiğimi ve arkadaşlar benim için ne kadar değerli olduğunuzu bilin yeter. Tekrar söylüyorum, Minecraft görüntüleri depremden önce çekilmiştir. Hala stoktaki bölümlerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunu da bilin. Videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel bir Minecraft gününden, sunucunun güzel bir gününden herkese merhabalar tekrardan. Oğlum bir an videoya giriyorsun sandım lan. Ya ne? Harbi lan. Öyle yaptım değil mi? Şimdi arkadaşlar, Baran geldi ve geldiğini direkt olarak belli etti. Video dışında Eyfel Kulesi'nin altındaki kocaman parkın bir kısmını yapmış görmüş olduğunuz gibi. Hemen bu parkı göstereyim size. Şu şekilde park ta zoo'ya kadar, hayvanat bahçesine kadar uzanıyor. Kolonlarını dikmiş ama yeterli seviyeye getirememiş. Park çok büyük olacağından dolayı parça parça yapmaya başlamış yani. Hani bir şerit şeklinde falan filan gitmiş. Kenarlarında da bunları falan filan koymuş bu şekilde. Bakalım parkın son hali nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Hacım çok güzel. Ben buraya kız arkadaşımla gelirim hafta sonları. Piknik evet, galiba banklar falan filan olacak değil mi Baran? Evet. Aynen abi, aynen. Burası İnşallah. Şeye benziyor. Ne? Aklıma evet. Gelmedi, dur. Oraya benziyor ama oranın adı aklıma gelmedi şu anda. Aynen oraya benziyor, evet oraya benziyor aynen. Evet, değil mi değil mi Berat? Aynı yeri düşündük aynen, sen. Aynen oraya benziyor evet, aynen. Evet. Ya hacım ne diyorsunuz ya? Onun dışında burada bir demir farmımız vardı. Ya daha doğrusu berbatların demir farmı. Fakat berbatların demir farmını hala zombi getirememişler. Evet, sabote ettiğiniz için getiremedik evet. Abi. Tamam bu bölüm getirin bakalım. Bir bölüm boyunca getirebilecek misiniz? Çok merak ettim ya. Gerçekten. Maksimum 2 dakika. Aynen ha. Aynen 2 dakika be. 2 dakika aynen kardeşim. Aynen aynen kardeşim. Berat etiket var değil mi sende, ismi etiketi? Etiketim var, Kelo olan ismi de. Tamam. Bu arada arkadaşlar, şuraya bir yol gelmesini falan filan isteyenler olmuş veya park gelsin, oturaklar falan filan gelsin diyen olmuş. Ben buraya yol çekeceğim arkadaşlar. Yol isteyenler daha fazla olduğunu düşünüyorum. Malzemeleri yanıma aldım görmüş olduğunuz gibi. Ben çekmeye başlıyorum. Onun dışında başka planlarım da var da. Direkt bununla başlayayım isterim. Hadi bakayım, ben başlıyorum abi. Altta zombi dünyası var şu an buranın altında. Altta çok fena zombi var. Kapat buraları. Zombi ben yanıyor, yanıyor. Kapat, kapat, yanıyor. Yakında sinemalarda. Kapat, kapat. Yandım al ya. Ölmez inşallah ya. Arkadaşlar bu arada itfaiye istasyonu okeydir. İtfaiye istasyonunun etrafı da okeydir. İtfaiye istasyonuyla prison Allah. Arasındaki yani hapishane arasındaki bu şeyleri, taşları da koydum. İtfaiye istasyonunun arka tarafına birkaç tane daha itfaiye aracı falan filan gelirse okeylenecek. Şurayı bir yıktım. Buradan araçlar geçebilsin. Daha sonra buradan çıkabilsin diye. Burada büyük bir otopark var itfaiye araçlarına uygun. Daha sonra önde de hazırda bekleyen bir itfaiye aracımız var. Bilginiz olsun. Bu arada şehrimizin şurasını size tam olarak göstermek istiyorum. Çünkü burası gerçekten süper bir Minecraft sunucusunda olması gerektiği gibi ilerliyor. Gördüğünüz gibi alışveriş merkezi buralar. Ve burada inanılmaz bir oluşum var. Cidden burayı her gördüğümde gerçek bir şehirde olduğumu hissediyorum arkadaşlar. Cidden. Ve şuraya da bir yol çekelim bakalım nasıl görünecek. Onu da birazdan göreceğiz sizinle beraber. Yine demirlerim bitti ya. Allah kahretsin. 1,5 stek yapabildim sadece. Ya hacım Yugo, Allah aşkına söylesene. Merak ettiğimden dolayı soruyorum. O kadar parayı nereye getireceksin? Kefenin cebi yok Murom. Kefenin cebi yok. He? Toprağı. Zenginler öldükleri zaman kaliteli yemekler yedikleri için toprağa daha iyi gübre salarlar, anladın mı? Ben gelecek nesilleri düşünüyorum abi. Ne kadar ruh hastası bir düşünce ya. Şu anda gerçekten tüylerim dikenli. Doğru mu? Doğru bu arada. Zenginler kaliteli sıçar abi. Hacım tamam ya. Bu kadar pisleşme. Valla çok pisleşti. Şimdi şöyle bir durum var bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Berat Orkun. Efendim? Ben sana 7,5 stek vermiştim ya Zümrüt. Bir tane yapımı yapmıştım. Prison'ı yani hapishaneyi. Doğru mudur? Üstüne 3,5 evet. Stekle başka bir yapımı daha yapacaktın. Yapacak mısın bugün? Bir yapı düşünüyorum. Ona ya yar. Bizim bir konuşalım Berat'la. Berat. Ya yapsana ya parasını işte. Sana ya. Verdi adam. Oğlum ben niye Berat'la ben? Berat Ali'yle anlaşmadım. Berat Orkun'la anlaştım. Senle yani. Sen ama niye hayır. Berat Ali'ye yıkıyorsun mevzuyu? Onu anlayamadım. Hayır yıkmıyoruz. Biz uzunlukları bölüştük ya. O yüzden şimdi de işi de bölüşelim. Tamam benim belki. Borcum var sana işte. Öyle düşün. Vereceğim. Geri ödeyeceğim sana 3,5 borcu stek. Boş, bence borcu boş ver. Öde mi borcu? Ya da şey yapalım. Parasını geri veriyorum. Tamam ya dur. Bulacaksın ki istemeyesin. Nasıl parasını geri vereceğim?
vereceksin? 3,5 siteyi bana geri verebilecek misin? Vereceğim dur. 3,5 müydü? Hayır hayır bir dakika. Kimse borçluyuz zaten. Adam kabul etmiyor bu arada. Bir dakika. Oğlum. Abi kabul etme, bana versinler borçlarını. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yugo, ya bir dur. Bu parasını geri vereceğim falan filan dedi ya. Bu böyle diyor. 8 bölüm sonra geri verecek, anladın mı? Ben bunu istemiyorum. 2,5'unu şimdi veriyorum, gel. Ya bana ver bana oğlum. Bana 20 bölümdür borçlusun ya. Hayır 3,5 siteyi verdin şu anda. Vermedin almıyor. İstemiyorum. 3,5 verdim, 3,5 alacağım. Bir de... Biz senin paranı şu farm bitsin vereceğiz. Ali abi. Hayır şu an istiyorum ben paramı. Hayır. Ben alıyorum. 1, 2. Aa Yugo şu anda çalıyorsun bu arada. Çalmıyorum acı. Bana ne? Lan bana 20 bölümdür borcu var bu adamın. Sen mi daha önemlisin, ben mi? 20 değil. Yugo vereceğiz bak. Sen bak. Hayır verir misin şu parayı? Verir misin şu parayı? Şu an özgürlüğümüz söz konusu. Sen bana ne dedin? Borçlarını vermez dersin. Zorla el koyabilirsin demedin mi? Zorla el koyabilirsin şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar verdi? 2 stek verdi. Aa hepsini al bu arada. Ver. Kaç tane daha istiyorsun? Bir dakika Berat bak. Yugo 1,5 stek daha. Ne kadar daha lazım sana? 1,5 stek daha. Normalde 5 stekti. Ben Berat'ı öldürmüştüm bir kere. O yüzden 3,5'a düşmüştü. Ya bir dakika tamam. Tamam bende 1,5 var. Geçen Sait beni öldürmüştü geçen bölümde. Tamam, verin verin. Lan bir tam 1,5 mu? Tam 1,5 dur şöyle. Şu an ölürse borç siliniyor bu arada. Ölme. Sakın ölme. Vurun bana. Vurun bana. Zombi. Al bakalım. Tamam. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bu. Yugo'ya borcunu ödedi ya. Bu beni ilgilendirmiyor. Berat benim bir yapıma yardım edecek. Anladın evet, mı? Evet edecek. Evet. Bir dakika Yugo. Evet. Efendim canım. Sana paranı verecektik farm ikinciye. Ben olayı kardeşim, anladım ya ne yapacağımı. Kardeşim arsayı alalı kaç bölüm oldu? Hala borcumu vermedin ve tamam, Yugo, şöyle bir şey var. Borcunu vermediyse ben sana şey yapabilirim. El koyabilirim paranı. Tamam Yugo bir kere daha borç ver Yugo. Vermiyorum daha verir miyim? Arkadaşlar ben anladım ne yapacağımı. Berat Orkun bana borcunu verene kadar ben her gece uyuyacağım. Oha. Orkun lütfen git çalış. Allah aşkına git çalış. O demir farmına ben zombiye yardım ederim. Sen demir, git çalış. O demir farmını yaptırmayacağım abi. Gece olmadan o zombi oraya şey taşıyamazsın. Uyudu lan, harbi uyudu. Oğlum biz anlaşıyorduk Berat'la. Sen niye uyudun ki şu anda? Hayır. Gelecek bana yardım edecek. Berat git yardım et. Aga ben enayi değilim yani. Bir 3,5 stek ona bedava vereceğim. Ondan sonra kaldığı yerden hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edemez. Alnımda enayi yazmıyor. O demir farmını size yaptırırsam şerefsizim. Hadi bakayım. Berat Ali. Ya hiç Berat Ali deme. Benim suçum yok şu an burada. Hayır, bana tamam, giren giriyor. Bak. Hayır bak Berat Ali geçen bölüm ben çalıştım. Bu bölümde sen çalış diyorum. Paylaşalım işi. Salak ya. Oğlum ben Berat Ali'den bir şey istemedim. Ben seninle anlaştım. Sen niye ona yıkıyorsun? Onu anlayamadım. Hayır bölüşmek için. İkimiz ya. Oğlum adam çalışmak istemiyor. Ben istiyorum sanki. Bölüşelim diyorum. Abi sen kabul ettin bunu. İstiyor muyum falan diyemezsin şu anda. Sen mal mısın Berat? Tamam bak Berat Orkun anlaşalım. Sen git Laz'ın yanında çalış. Ben de altın arayayım. O sırada zombiye de bakarız Yugo'yla. Yugo baksın zombiye. Yugo baksın. Ben zombiyi ayarlayacağım oğlum. Git çalış diyorum yarım saattir sana. Konuyu tamam. Bir saattir uzatıyorsun. Git artık daha. Dur tamam o zaman. Lan yürü git buradan lan. İstemiyoruz seni burada. Git. Lan dur Yugo sen niye gazaylaşıyorsun? Bir dakika. Ay tamam, arkadaşlar bir dakika. Lafınıza giriyorum da. Ben buraya yol yaptım ya. O yol sayesinde buralar daha güzel gözüküyor. Bak arada yol var şu anda arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi o yol ne kadar güzel bir yer kattı şu anda buraya. Çok güzelleştirdi burayı. Berat Ali Yılmaz. Yugo. Tabelan, suyun, lavın var mı balım benim? Var. Getireceğim sana. İsim etiketi de getireyim mi? Sen getir de şu golem farmının üstünü ayarlayalım en azından. Golemler ölmeye başlasın burada. Tamam getiriyorum hemen. Getir bir. Gün yeniden gece olmak üzereyken yine uyuyacağım arkadaşlar. Hayırcım ben lan gitsene Berat. Yani ben söyleyeyim şimdiden de. Daha sonra bu niye uyuyor falan. Berat benim yanıma gelip yeni yapıma yardımcı olmadıktan sonra uyuyacağım sürekli. Hadi bakalım. Lan bir saniye. Berat sen de haklısın ne diyeyim ya. Evet haklı olduğumu %100 eminim yani. Sonra izleyiciler diyor ki Berat Ali'ye kötü davranmayın. Abi böyle toksik bir insan anladın mı? Ya ne alaka bir şey mi Berat Ali'ye anlaşılmaz işlemiştim. Hayır Berat Orkun özür dilerim Berat Ali'ye. Sıkıntı yok abi bir daha olmasın. Tamam pardon karıştırdım. Bir daha olmasın. Aynen doğru diyor çocuk ya bir daha olmaz olmayacak. Tamam bir dakika biz Berat Ali'ye anlaşırız diye şey yapmıştım da Berat Ali. Hala zorluyor ya. Tamam lan ben yapıyorum ya. Hayır tamam. Senin yaptığını istemiyorum ben Berat Ali'ye. Öyle bir şey yok bu arada geçen bölümü kabul edemiyorum. Hayır ben Berat Orkun'la anlaştım. Berat Ali'nin yapmasını istemiyorum bu kadar. Niye taktın bana hem beğenmiyorum diyorsun hem şey diyorsun. Abi niye taktın biliyor musun? İnsan ol diye insan bu kadar basit. Ne alaka? Verdiğin sözün, verdiğin borcun değerini bil arkasında dur. O borcu alırken her şey lay 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 çok iyi oldu teşekkür ederim falan. Ama borcun ödenmesi gerekirken şey yapıyorsun kaypaklık yapıyorsun bu hiç hoş değil. Tamam da ekibin adını aldım ben borcu ekibin adını. Ekibin adını almam benim umurumda değil ben seninle anlaştım sen geleceksin uyurum bak. Ya tamam ya geliyorum yeter. Gel dibime gel Galata Kulesi'nin yanındayım dibime gel. Ne kadar süre bari? Seni ilgilendirmez. Ne kadar hızlı yaparsan o kadar. Nasıl beni ilgilendirmez ya? Neyse. Yugo gördün mü çözümü lan? Evet mükemmel bir çözüm. Mükemmel çözüm de
değil mi? Yoksa başka türlü gelmezdi bu. Biliyorum ya. Yani. Uyumak. Ha, gurur sadece... yaptın. Gurur yaptırdın. Evet. Allah'ım ya. Anlamamış bile. Uyumak hacı, uyumak. Anladım. Şurada malzemeleriniz var arkadaşlar. Küpe yapacaksınız. Bu arada kasap sen yapmak zorunda falan filan değilsin ama sen yapmazsan bu yapı bitmez bence. Biraz yardım edersen sevinirim. Bu bitmez bir saat. Evet evet. Küpevler projesi çok güzel bir proje. Küpevler projesi. Ali oğlu. Küpevler projesi çok güzel bir proje. Fantastik bir proje. Benim düşüncem şöyle, iki tane yer var aklımda. Hemen sizle paylaşayım. Öncelikle izin istiyorum diyeceğim de Berat Orkun izin vermek zorunda yoksa uyurum. Değilim. Tamam şey uyurum ben. Hacım böyle bir şey mi var? Tehditle evet. Şey mi olur Şey evet. Şöyle bir durum var. Bak Yugo iyi dinle beni. Şimdi bu benim yapımı yapmak zorunda. Yapımı yapmazsa ben uyurum değil mi? Bu yapıyı bitmeden ben sürekli uyuyacağım. Dolayısıyla bu projeyi kabul edip yapıyı yapmak zorunda yoksa uyuyacağım. Mevzu tamamen ben bu. Bir dakika bir deneyeyim bir yatağı kırmayı. Olmazsa yapacağım tamam durun. Arkasındayım şu an. Ben seni öldürür uyurum. Öldüremezsin ama ben sana uyuyacağım ki. Ben sana vurmayacağım bu arada. Aha evet Ali abi öldür. Öldür beni zümrüt edilsin. Öldürsün Ali abi öldür. Tamam öldürüyorum. Öldür. Berat can var mı Berat? Kaçma öldüreyim. Akşam olmak üzere uyuma da Berat kabul et de adam yapalım şunu. Tamam öldü. Bir buçuk siteğini veririm senin. Of. Ben uyumaya gidiyorum. Of Berat. Talak olduğu için. Bir şey kabul et ya Allah rızası için. Bitsin şu zombi farmı da. Bir dakika ben normalde etmiştim. Evet uyuyor. Gitmeye çalıştı beni. Yine sabah oldu ya. Evet günaydın arkadaşlar. Yeni sabahtan günaydın. Uyudum Berat Orkun'un yüzünden. Ya Yugo iki bak Yugo iki kaldı. Yugo iki stek kaldı. İki steği sen versin. Gerçekten aptalsın bu arada bak. Ben ay, çok samimi söylüyorum. Aptalsın çalmasaydın sen ya. Ben orada cümletimi çalmasaydın böyle olmazdı. Yugo tamam iki stek versin de Ali abiye. Ben sana sonra veririm iki stek. Niye bana iki stek verecek? Neyin iki steğini? Oğlum ben senden borcumu bir haftada geri aldım. Ben sana niye şimdi iki stek borç vereyim? Hayır bak şu an farm bitecek bak. Farm bitsin direkt vereceğim. Bu arada arkadaşlar ben size yardım ettiğimden dolayı burada bazı yerleri kırıyorum. Bilginiz olsun sonra şey yapıya zarar verme demeyin bana gerizekalı sakın. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu anda iki stek olayı ne? Muhabbeti ne? Ben onu anlamadım. Çünkü senin 3,5 stek borcun vardı ya onu öldürdün diye 2 siteye düştü. Olay o. Berat Orkun kabul ediyor musun küpevler projesini? Tamam o zaman az iş yaparım. 2-3 az iş yaparım ya. Diye bir şey yok. Bak ya, ben yine uyuyacağım ya. Bu kadar inatçı ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani şu anda kabul etmediğinde de ben tatmin oluyorum. İlla ki benim amacım o küpevler projesini yaptırmak falan filan değil. Demir farmına engel olmak da hoşuma gidiyor anladın mı? Uyurum ben. Sürekli uyuyorum. Oğlum bana biriniz cam getirin. Kasap şu altının kırılması lazım değil mi? Üstte cam evet, olacak işte. Altının kırılması lazım. Heh, neresi lan? Tamam okey hallettik tamam. 2 saattir demir... cam bekliyorum getirmiyorlar kasap. Ya onlardan hayır bekleme. Berat Orkun gel artık şu projeye başlayalım hadi. Ya tamam hadi ediyorum tamam. Adamlar demir farmını bana bıraktılar gittiler. Berat Ali Yılmaz da ortalıkta yok. Ben altın arıyorum şu anda. Altın. Ha nedir ay? Eşlenmedi bu arada. Yapacak ya o yüzden. Hacı burada akşam olmasını bekliyorum. Allah belanı vermesin senin Berat ya. Senin yüzünden ya, 20 dakika kaybettik. Şimdi küpevler projesi arkadaşlar. Bu bir Laz Ali projesidir. Gerçekten önemli bir proje. Fantastik bir proje. Bu fantastik projeyi diyorum ki bakın şimdi anlatıyorum şu anda. Küpevler dar bir oluşum olacağından dolayı şuraya sığabilir. Ama buraya küpevler yaparsak buradaki modern yapılaşmaya fantastik bir yapı girmiş olacak. Yani buraya pek ne uymayabilir. Güzel, ne güzel kelimeler seçiyorsun lan sen öyle. Evet evet. Bu aralar vitamin kullanıyorum. O yüzden zihnim açıldı. Güzel cümleler kurabiliyorum. İkinci mekan ise arkadaşlar sanırım Uzun Göl'ün karşısı. Yani şu bölgeye yapmak olabilir. Çünkü Uzun Göl fantastik bir yer. Fantastik bir yer, fantastik yapılar. Yakışabilir. Aynen. Onay. Aa! Ne? Aa, ne? Hacı, 1,5 stek. Hacı hiç beklemiyordum ölmesini. Oğlum sen niye canım az demiyorsun? Gerizekalı. Adamın umurunda değil. Parasını kazan. Kazmayla adam vurdum lan. Aa. Hacı kazmayla vurdum adama lan. Oha. Baran. Batman diyor. Batman kim? Kazma tam mı? Kazmanın adı Batman. Ha. Şerefsiz Baran. Oha, bilerek söylememiş bu arada. Dolandırdı beni. Getiriyorum 1,5 steğini. Şimdi ama şöyle bir durum var. Galata'nın yanında küçük bir kasaba falan filan kurmayı düşünüyorum ben ileride. Küçük evlerden oluşan, böyle kulübelerden oluşan bir yer. Çünkü Galata'nın çok kapanmasını istemiyorum. Küçük evler oluşacak burada. O küçük evlerin yanında küp evlerin olması aradaki şeyi, dokuyu bozar diye düşünüyorum. Dolayısıyla buraya da olmayabilir. Şimdi küp evleri nereye yapabiliriz arkadaşlar? Fikri olan var mı? Yugo, öncelikle bence izin de lazım aynı zamanda. Tamam Berat sen söyle. Bence abi şehir zaten çok büyük. Öyle kamu alanlarına falan koymayalım. Bence şehir uzamaya devam etsin. Farklı bir alana geçiş yapılsın artık. Orası farklı da bir alan ha. Aynen. O zaman ben farklı bir alan bakıyorum. Olabilir. O zaman şu Çanakkale Köprüsü'nün olduğu yerlere falan filan bir bakayım ben. Aynen köprünün karşısına yapalım abi. Köprünün şurasına yapılabilir. Yok oraya olmaz. Bir dakika. Uzak bir yere de olabilir. Berat Ali'nin dediği doğru. Şehir gelişebilir uzak bir yere de. Daha bu gelişen yerler tam gelişmediği için bence şu anlık bence Uzungöl'ün yanı gayet mantıklı. Bence şöyle yapalım. Yükseklik 15 birim olacak. O yüzden tam Uzungöl'ün dibinden başlatır
başlatırsak yüksekliği birazcık torpileyebiliriz. Yani şuradan başlatırsak şuradan kaç blok var? 1. 6 yükseklik var. Dolayısıyla yukarıya doğru kaç çıkmış olacak? 9 yükseklik çıkmış olacak. Yanındaki evler de 9 olursa eğer güzel bir doku uyumu sağlanabilir. Dolayısıyla abi şuradan başlatabiliriz. Aynen tam buradan söylemiştim. Şurayı ben bir kazayım. Evet arkadaşlar, dolgu çalışması başlıyor. Gelebilirsiniz. Nerede, neresi? Uzungöl dedik ya. Yani sabahtan beri diyoruz. Arkadayım ya. Dur, meşgulüm onunla. Baran sen de gelebilir misin? İnşallah buraya yakışır bu arada. Eni 6. Boyu da 29 falan. 29 çıkar mı buradan? Nereden nereye olması lazım? Bir bakayım. Şuradan başlasa şuradan diyelim mi? Ki. Aynen aynen, süper. Şuraya kadar. Tamam. Boydan boya çok güzel bir yapı olabilir buraya. Tamam, güzel. Ben buraya bir üst üste bloklar koyayım. Başlayacağı yer belli olsun. 36. Şurası. Şuradan başlıyor. Muhtemelen yüksek ihtimalle şuradan başlar diye düşünüyorum. Şurada bir dolgu çalışması gerekecek. Tam olarak buralarda. Uzungöl'ün doğallığı ortadan kalkıyor birazcık yavaş yavaş ama bence çok güzel olacak diye düşünüyorum. Umarım problem olmaz. Güneş batmak üzere, uyuyanın. Ben uyuyacağım bu arada. Ya oğlum Berat. Berat mu? Yanına gitmiş işte Berat. Bir, niye uyuyacaksın ya? 4. Uyuyacağım. Bu yapıyı bitene kadar uyuyacağım. Berat'a ben güvenmiyorum. Ne alakası var? Abi, yapma hayır. Gözünü seveyim, ben yarım saattir burada bekliyorum akşam olsun. Berat'a ben güvenmiyorum. Zombie farm bittiği anda gelip şey yapacak. Vazgeçecek. Biliyorum ben bunu. Baran, bir dakika Baran. Sen yazmış şey, baksana Baran. Ya. Allah'ım. Uyuyacağım ben bu arada. Berat. Bu olayın üzerine bir şey planlıyor. Abi Berat. Uyuyamazsın mesela. Bir daha ölsene. Bir daha ölsene. Yok. Bir daha ne? Aa. Baran ne yapıyorsun abi? Gözünün önünde saçma sapan öldü lan. Bunu ben de bir kere yaşamıştım. Evet evet. Şimşek mi çaktı? Yok. Hayır. Duvara sürtünüyor ya da bir yere sürtünüyor, öyle ölüyor. Sürtünme önerisiyle gözümün önünde öldü bu arada, saçma sapan. Oha. Bana çakıldı neredeyse. Öyle söyleyeyim size. Evet neyse. Alev bu arada bir daha öldürürsen siliniyor borcuna göre. Ne anlatıyorsun Berat ya? Berat'cığım şu yapıya yardım edecek misin artık ya? Ya ölmenin peşindesin adam, uyuyacağım diyor. Ya bir dakika, ben şurada bekliyorum da şu an bir saattir yapacak bir şey yok şu an burada. E tamam, yapacak bir şey yok. Yok diyorsun da ayarladım ya, al yapmaya baş. Allah kahretsin Baran senin öldüğün yeri ya. Şu an kazmıyor musun yeri? Buraya yardım sayılır mı, buraya yardım etsem yeri yapmaya? Abi tabii ki yardım et, yani ne bekliyorsun, anlamıyorum ki. Ruh hastası mısın? Sen buraya yardım etsen sayılır değil mi? Buraya yardım etsen sayılır. Ya! Sayılır diyor. Lan doldu işte, yapacağın yeri ayarlıyorsun şu an. Abicim ben gerçekten nefret ediyorum senden artık ha. Berat Alkun. Nefrete doğru gidiyor yani bu. Berat Alkun. Alkun. Doldu'ya yardım ederim, bir de parasını veririm. Tamam, kariyon kazmayı. Ben uyuyorum bu arada. Uyuma. Arkasındayım. Arkasındayım arkadaşlar. Ya sen malsın Berat. Gerçekten malsın. Arkasındayım. Bunu yatın takipteyim. Adama güven bile vermiyorsun yani. Hala arkasındayım diyorsun. Hayır, güven ver adama da yatmasın da. Aha, arkasından gidiyorum. Adam sana güvenmiyorum diyor. Adam diyor ki Baran diyor sana özelden mesaj attım. Baksana diyor. Tamam. Öldürdüm yine. Tamam, şu an borcu da bitti. Borcu bitme, ne alaka lan, ne diyor? Bitti şu an. Üç istekli. Oğlum o ayrı, bu ayrı. Ben anlaşma yapıldı ama. Ben sana şey, borcu bitmelik bir şey yok. Uyuyorum yine. Baran gele hani şey. Uyuma daha ya. Abi Berat Orkun gelecek, o yapıyı bitirecek ondan sonra. Yapıya başladığını bile görmedim yani. Ya dolga yardım ediyorum az önce, sen niye? Abi yapıya başladın mı? Onu bile görmedim, ne belli. 5 dakika sonra kaçmayacağım. Daha dolgu bitmedi. Hacım gel şu yapıya şey başla önce. Nereye? Dolgun oraya mı? Evet, dolguyu yapıyoruz hadi. Gerçekten çok sinirlendim şu an ya. Gerçekten çok sinirlendim. Olması gereken şey bu Yugo. Özür dilerim bu arada. Verdiğim rahatsızlıktan dolayı. Sana sinirlenmedim. Berat Orkun'a sinirlendim şu anda. Alev üstek sümüktan. Ya Berat Orkun. Ne? Berat Orkun, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hala şu anda şey çıkarının peşindesin, biliyorsun değil mi? Hayır. Gelip ne ölüyorsun şey bana bilerek para kazanmak için. Benim umurumda değil. Yine veririm paranı da. Şu anda yapmış olduğum da kansızlık. Ne kansızlığı? Öyle kansızlık yani. Oğlum gelin şuraları. Oğlum şuraları kırsanız da benim kazmam yok. Ben niye Allah'ım size yardımcı ben, oluyorum ben ya? Ben yardım etmeye geldim. Ya bak bu benim işim değil. Ben yardım etmeye geldim. Yeter ki şu demir farmını yapsınlar. Şuranın artık kırılması lazım Yugo, şuranın. Nerede? Berat Orkun nerede ya? Bilmiyorum. Öldüreceğim. Öldürdüysmüş kan. Ben de öldüreceğim. Sen niye öldürüyorsun? Gerizekalı seni. Çok sinir bozucu değil mi Yugo? Benim şu an aşırı derecede sinirlerim bozuldu. Orada ben 20 dakikadır bekliyorum. Adamın yapması gereken tek şey yapı yapıp sana güven vermesi, anladın mı? Bu kadar. Beceremiyor ya, beceremiyor. Ben belki şey yapar diye düşünmüştüm de olmadı. Neyse. Ortağım seni koruyamayacağım bu konuda gerçekten. Malsın. Ortağım ama sen niye yapı yapmıyorsun? Ben yani altın arıyorum şu anda. Madendeyim. Eşya biraz sende bu arada. Temeli atıyorum şuraya o zaman. Temeli buraya atıyorum. Temeli Baran atsın, sen bırak. Ben etrafı şey yapmaya çalışıyorum şu anda. Doğallaştırmaya çalışıyorum. Siz yapın. Temelle dursun. Adam bak sinirleri bozuldu diye kötü espri yapıyor, görüyorsun. Baran attın aşkı Temel abi, ne bekliyorsun? Karşıya mı yapacağız abi, yoksa burada karada mı? Oğlum bana dedi ya, niye karşıya yapalım? Herkes kafayı sıyırmış. Bir tane normal insan yok şu sunucuda ya. Tamam atıyorum. Durun atıyorum. Oradan başlamayacaktınız, buradan başlayacaktınız. Arkadaşlar bak, şuraya bir koy.
koy koy bu. Koy bir bana. Koy. Tamam, bir tane şuraya koy. Bak diğer sınır burası işte. Getir buraya doğru. He. Lan bu tarafa doğru getireceksin eşek. Burası diyorum anla artık. Koysan Allah'ım salak ya. Bu da salak ya. Gerçekten inanılmaz ya. Artık bıktım ben. Kimlerle uğraşıyoruz ya. Yani. Hacım. Aha. Anladın. Tamam. Tamam abi işte ben kare yapacaktım. 5 işte tamam. Bu taraf bu işte. Ha? Buranın altını doldurayım mı? Tabii güzel bir dolgu çalışması gerekecek buralara Yugo. Alev bari üstteki sümütüm kaldı. Neye kaldı? Öldürmüşsün yani. Berat işine bak şu anda. Onu düşünme. Ona odaklanma. Para nereye koyayım? Uyurum bak gece. Ya ne uyurum? Yugo sen de git şey yap. Farm yap Yugo. Oğlum sabah ya, sabah. Ooo Yugo. Abi. Yugo sana emir falan vermeye. Hayır bak ben buna Yugo'cum. Bak ben buna sıf Yugo'cum. Yardım et. Bir kes. Ben konuşuyorum sus. Yeliz gibi oldum. Oha. Nasıl olurdaki Yeliz gibi. Kes. Ben konuşuyorum sus. Oğlum bak ben sana yardım etmek için sizin gelişiminizi istediğim için yardım ediyorum. Tamam mı? Buraya da sırf abim geceleri uyuyacak diye yardım ediyorum. Hızlıca bitsin de işimizi yapalım diye. Ben de böyle konuşamaz. Emir verme. Öldürürsem de zümrüt vermiyorum. Öyle bir şey yok var. Yiyor sağ ol. Bak dedim yapar mısın diye. Yugo'cum şu farmı yapar mısın artık? Bu hayır öyle demedi bu arada. Sen Yugo sen farmı yap. Hadi başla. Hayır sonra dedim. Bir dakika sonra dedim bu arada. Ya ben de abi Yugo bunu hak etmiyor. Ya böyle bir tavrı hak etmiyor. Bence bak, yanlış yani. Bak, Yugo'nun doğru yere yani benim yanıma gelmesi lazım biz, yani. Bak bak Yugo görüyor musun? Bizi kışkırtmaya çalışıyor 2 saat. Yürü git ne kışkırtacağım ya. Lan gerizekalı sen de kışkırtılmayacak hareketler yap o zaman. Doğru yere gelmesi lazım Yugo'nun. Şu anda kendini harcatıyor orada. Sanki kendisi şeyde dünyanın en iyi insanı gibi davranıyor da abim kışkırtıyor. Lan sana diyorum şu an abime demiyorum. Oradan başlamıyor bu arada yapı arkadaşlar. Çimenlik alan gelecek. Hey kırın. Ya küp diyorum arkadaşlar dik dörtgen prizma yapıyorsunuz. Burası 5 yukarıya doğru 4. Nasıl küp bu? 5'e 5 olması lazım. 5 olması lazım. 5'e 4 yapmışsınız ya. Kırın bu yapıyı. Kır. Bir de yapı yani. Buradan başlamıyor. Burada bir çimenlik alan bir park gibi bir şeysi var. 4 değil mi ya? O değil de videonun başında Yugo Bey'im iki istek sümütümü çalmasaydı bundan hiçbir olmayacaktı. Boş yapmayı kes. Kes. Çok ya güzelmiş abi. Lan bu. Bundan sonra ben herkese kes diyeceğim. Ben 60 tane buldum bu arada. Yeterli değil mi? Yeterli. 30 tane de yeterli. Gel buraya. 36 yeterli bu arada. Ben bayağı daldım. Sen ekibin için altın mı buldun gerçekten? Aynen evet. Abi bayağı demir, altın, elmas, amatist. Her şeyi buldum. Berat başla sen gel. Berat başla. Biz burada şey yapıyoruz ya. Geliyorum. Aa Berat. Amatisten gökdelen yapalım mı? Olur. Ne alakalı? Üstüne de crafting table koyalım. Çok güzel olur. Peki Berat. Ooo. Mineshaft'te sandık buldum abi. Oha nasıl olur lan bu? Çok bilin mutluyum. Karpuz dolu falan. Minecraft'ta bayağı nadir. 1 milyonda bir çıkıyor Mineshaft'te sandık. Berat. Aynen oha. Öyle acı. Gece olmayacak mı ya? Bir uyusam ya. Ya niye uyuyorsun? Bana ne diye çıktı? Oğlum yapının daha başlamadılar bile Yugo. Yapının kendisine başlamadılar daha. Küp yapmış. Küp yapacaklarına dikdörtgen prizma yaptılar. Kırdırdım ya, bir daha başlıyorlar. Berat sen ne yapıyorsun? Sen de bir tarafından başlasana oğlum. Bak yanlış yerden ya. Başlıyorlar şu anda. Bak alakası yok şu anda. Bak bak. Nereden başlayayım? Ne yaptığı belli değil. Nereden başlayayım diyor. Of. Baran at üstüne artık. Baran git at üstüne. Umurumda değil bu arada. Ya. Yugo sen niye yardım ediyorsun? Sen niye darlandın acı bu arada? Sorması ayıp. Hacım ben artık bu adamların demir farmı bitsin. Demir üretsinler. Anladın mı? Onu istiyorum ben. Ya niye bu kadar umurunda abi? Bunların bitir kendine ya. Faydası yok. Bak görüyorsun sözlerini tutmuyorlar. Yarın öbür gün sana bunlar, da sözlerini tutmayacaklar. Uyudum. Bunlar gizli bilgi. Tutuyoruz sözlerimizi. Bunlar gizli bilgi. Ben tutuyorum kendi adıma en azından. Berat Ali sana bir şey söylemiyorum ben. Berat Orkun Erafım. Pardon Yugo böldüm. Kendi yapmış olduğum kişisel planlamalarıma göre o demir farmının bitmesi gerekiyor ama bunlar özel bilgi olduğu için seninle paylaşamam. Demir siz... mi çalacaksın? Abi bir sıkıntımız daha var. Ne alaka ya? Adam yapmaya ya. Oğlum ne kadar art niyetlisiniz ya. Evet ya. Dikdörtgen yapıyor bu yine. Özel bir plan dedi abi. Hacım demek niye dikdörtgen yapıyorsun şuraya? Allah rızası için bana! Sabır ver yarabbim ya. Oğlum 5'e 5 olacak burası. Artık anlayın şunu ya. Çıldıracağım. 5 yapacaksın. Hacım bir tane şuraları daha yükselt kır, şu kırmızıyı. Kır. Şuraları kır. Hacım şurayı 5'e 5 yapın. Başlayın. 5'e 4'lük küp ev olmaz. Gözünü seveyim. Müteahhitim ben. Harbi müteahhitim ha bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Ben Yugo ben uzun süredir müteahhitmişim lan. Yeni keşfettim. Evet. Laz müteahhit. Malzemeleri veriyorum. Çalışma ücretlerini veriyorum. Ev yaptırıyorum. Okul yaptırıyorum. Otel yaptırıyorum. Spor salonu yaptırıyorum. Müteahhitim ben. Laz müteahhit. O zaman bunu
bunlar da amele mi oluyor? Abi inşaatçı. Hasbinallah. İnşaatçı bunlar. Evet evet amele. Ne? Amele demeyelim. Usta diyelim, usta usta. Berat Orgun amele bu arada. Şu çalışma, hayır, şu çalışma performansına sen bak, usta bırakırım. Diyebilir misin? Bırakırım bak çalışmayı. Saygılı olun. Bence amele. Ya istersen bırak, uyurum ben her gece. Bir dakika intikam alırız bu arada. O mesele de. Yani saygılı olun, saygılı olun diyorum. Oğlum benden her intikam aldığınızda daha güçlü geldim. Yine alın, yine daha güçlü geldim. Problem yok. Galiba şuraya bir merdiven falan sistemi gelecek. Tamam mı? Şurada bitmiş olacak yani. Şöyle 2-3 gelsek. 1-2-3. Ondan sonra yükseltilmeye başlasa daha iyi olur. Arkadaşlar evet. Bence renk uyumu kötü oldu. Maviyi komple kırın. Kırmızıyı da kırın. Kırmızıyı yukarıya, kıramayız, maviyi aşağıya taşıyın. Hadi. Çalışmadan ameleler. Ben beğenmedim bunu. Abi sen... Çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum onları. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu anda Baran şu amelelik veya ustalık yapmıyor. Sadece Berat'ın yapabilmesi için ona yardımcı oluyor. Bu kadar. Ben de yapıyorum. İsterse yardımcı olmaya da bilir. Para da tamam alıyor. Ver, tamam ver mavi. Aa, ben yaparım. O zaman Baran kölelik yapıyor. Hayır isterse, tamam, isterse yardımcı olmayabilir dedim ya en son. İstem ben de olmam bu arada. Ben şu an oğlum, söz verdim diye yardımcı. İki tane kölesi var ya. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Bu Berat Orkun hala anlamamış olayı ya. Berat bitirmezsen uyuyacağım diyorum. Anla artık. Tamam. Neyin şeyini yapıyorsun? Neyin gururunu yapıyorsun ya? İstesem evet, sana hakaret etmeyecek şekilde bir şey söyleyebilir miyim? Söyleme. Merak edeceğim nasıl tamam. Söyleyecek. Yok söylemedim, söylemeyeceğim. Taşlar kırılacak, buraya böyle gelecek. Yavaş yavaş yükselecek, kademeli kademeli. Anladın? Yes sir. Evet şöyle. Hugo'cum. Aynen. Hugo. Ne? Sen artık gider misin şu farma? Acım adam artık. uyuyor adam. Uyumasın Allah. Bak, yatağını kırarım bak gidip. Ya Berat'cığım ne kadar artık... büyük bir tehditti ya bu böyle. Burası doğal oldu mu Yunus birazcık? Neresi acım? Buralar. Bir ha, baksana. Oldu da şurayı nasıl kurtaracağız onu anlayamadım ben. Buradan ya? Şimdi trende geçiyor ya. Böyle düz bir set mi olacak burası mecbur? Tren olayını şey yapacağız ya. Başka bir yere alma ihtimalimiz var. Hmm. Anladın? Şimdilik böyle dursun o zaman. Yarın öbür gün taşırken burayı da düzeltiriz. Ne dersin? Ya yarın tamamen bir kentleşme falan filan olduğunda Yunus. Hı-hı. O trenler, metrolar falan filan yeniden düzenlenecek yani anladın? Okay. Şu anda şehir kuruluyor. Ulaşımı falan yeniden düzenleyeceğiz. Çünkü ulaşım çok yetersiz. Evet evet. Kesinlikle katılıyorum abi. Her yere yürüyen biri olarak katılıyorum abi buna. Evet evet. Lütfen metro gelsin. Evet evet ulaşım çok yetersiz ve aynı zamanda çok ilkel yani şu anda. Hiç bu kente yakışmıyor ulaşım. Bu arada gerçekten küp evler çok güzel durdu ya Hugo. Evet evet bayağı güzel durdu. Ben yaptığım için. Ben bir karar verdim. Neymiş? Bir sonraki neymiş? Bölümde metro getireceğim. Ooo. Harbi getireceğim. Şu an bu kararı verdim arkadaşlar. Yeni güncel. Ama metronun nereden nereye çekileceği, ne yapılacağı falan filan belediyede hep beraber kararlaştırılması lazım. Bayağı hani yer var. Altından gidecek bir de istasyonlar olacak değil mi? Evet evet. Bayağı bayağı bunlar istasyonlar olacak. Lazım. Ben bunu yapacağım. Bir de şey yapalım ya. Elitra tamam. Olayını falan filan yavaş yavaş kaldıralım sunucuna. Niye? Hayır. Hayır lan ben adamın etrafı metro olmadı. Gelecekse Elitra'nın gitmesi lazım. Çünkü şey arkadaşlar metronun bir anlamı kalmıyor. Bence abi Elitra bir kişi de olsun. Bak şöyle diyeyim size. Elitra bir kişi de olsun o kişi uçak taklidi yapsın sürekli. Aynen. Uçak gibi takılsın. Kayışla uçmak isteyeni götürsün abi. Nasıl fikir? Götürmüyor olmuyor bir şey. Olmuyor bir şey. Olmuyor mu öyle? Kayış bağlanmıyor. Peki Hugo bir şey söyleyeceğim. Sence küp evlerin bu uzun gölün kenarında olması mantıklı mıydı? Bence çok güzel yakıştı buraya ben söyleyeyim yani. Fantastik bir evler olduğu için burada olması gayet mantıklı oldu. Evet evet çok yakıştı buraya. Aşırı yakıştı. Başka tatlı bir yere bence böyle. Aynen başka bir yere bence yakışmazdı ya sanmıyorum. Evet abi başka bir yere o kadar fantastik ev yapamazdık zaten. Evet evet. Yapmazdık zaten. Yapamazdık bence. Ya hayır vermiyorum. Vermiyorum bu arada. Vermiyorum bu arada. Kesinlikle vermiyorum arkadaşlar. Niye lan? Vurdu niye? Mu? T'ye basın. T'ye basın. Bak yazdım orada. Canın az mı? Hayır diyor. Kandırma beni. Vermem 1,5 stek. Tamam mı? İstiyorsan vur diyor. İstiyorsan vur diyor. Vermem dedim ona ve vur dedi bana. O yüzden vermiyorum 1,5 stek. Bilginiz olsun. He tamam o zaman. Şey arkasına yapılacak. Ben. Merdivenler arka tarafına yapılacak. Bu tarafa. He. Şerefsiz be. Bu tarafa. Bu tarafa. Bu tarafa. Evet bu tarafa. Tamam. Hangi abi. Efendim. Biz niye belediye vergi vermiyoruz. Evet evet evet. Herkes hadi. Şu anda işi gücü bıraksın vergiyi evet, versin evet. Arkadaşlar. Ben 120. bölüme kadardı galiba evet, vermiyorum. Evet. Ben veriyorum. Ben yaklaşık her bölüm bir tane verecektim. 10 bölümde vermiyorum. Gidiyorum vermeye şu anda getiriyorum. En uzak tamam. En uzak şu an. Şimdi getiriyorsun Berat. Tamam, ben hiç vergi vermedim abi. Sen de ver. Berat, sen de ver. Söylüyorsun? Niye söylüyorsun Berat? Ne diyorsun lan? Ya Hugo sen bir yardıma gelebilir misin benim yanıma? Neredesin? Parma mı? Evimdeyim. Bak gidin şu an hadi bak gidin farmaya. Geliyorum acım. Geliyorum. Gel be. Hızlıca geliyorum. Çok çok hızlı ol. Arın balın peteğim geliyorum. Abi, anladım sizi öyle. Anladım uyumaya gidiyorum. Mal değilim bu arada. Ne? Hayır gitmiyorsun yapıyorum yok, diyorum. Yok yok anladım ben onları ya.
Hacı onun altını kırma. Çabuk koyun. Alabey'i takip ediyorum. Hayır hayır. Hayır. Berat gel. Berat gel. Çabuk gel. Geliyorum. Beni takip ediyor. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Su tamam. Nerede? Su. Su yok. Sabah yok. Oldu sabah. Ya hayır ya. Su getirdim. Mal değilim. Su getirdim durun. Üzgünüm çocuklar. Ölüyor. Yandı mı? Ölüyor. Yandı değil mi? Ölüyor. Hayır, boşuna uğraşmayın. Öldüğü yere bakar mısın ya? Hacım bize bir tane su lazım. Arkadaşlar belediyeye verginizi verin şu anda. Ben birazdan vereceğim abi. Şu an bir netherite'ları çevirdim. Set yapacağım onları. Herkesin 10 stack iyi blok vermesi lazım bu arada. Ben vermeye başlıyorum. 1, 2. Her bölüm 1 bloktan. 10 iyi blok. 10 tane iyi blok. Yani toprak falan değil i̇yi yani blok. Anladın? Balçık olur mu balçık? Balçık olur tabii ki olur. Balçıklarımı vermem ama. Tamam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 bölümdür vermiyoruz herhalde. Ben 10 tane iyi blok falan filan getiriyorum şu anda. Belediyeye veriyorum. İyi blok. Ben şu kazmamı tamir edeyim de ondan sonra kazmam gereken yerler var doğallık açısından Uzungöl'de. Uzungöl'ü birazcık yıprattık arkadaşlar ama Uzungöl'ün etrafına da yapı falan filan yapılması gerekiyordu. Çünkü çok boştu. Mecburen yapı yapmak için dolgu çalışması yaptık. Kusura bakmayın yani Uzungöl'ü ne hale getirdiniz falan demezsiniz inşallah. Kazma mailimi alıyorum. Bütün level'lar kazmaya gitsin istiyorum şu anda. 4 netherite. 4 netherite abi. Ney? 4 tane netherite yaptım. Bunları nasıl herhalde stateye vereceğim şimdi ben? Demirci masasıyla. Tamam yapayım onu da. Şeydi vardı unuttum. Ha bende var. Evin oda var. Berat. Eski evin oda var. Yalnız evime zarar veriliyor şu anda benim. Evine zarar vermiyoruz ki şu anda. Nasıl? Berat Orkun nerede bu arada? Evine blok ekleniyor. Ya vergi verdim. Vergi veriyorum şu an. Taş evime koydum. Blok ekleniyor benim abi şu anda. Ne yapabilirim tamam bu durum hakkında? Evine şikayette blok ekleniyor. Evine zarar verilmiyor. Evine blok ekleniyor. Tamam aynısını ben tokilere yaptım. Bir de ben ekliyorum oğlum Allah Allah. Tamam, benim şikayet edeceksin ya. Geri kıracaksan ekle Diego. Tamam geri kıracaksın. Tamam Berat kırıyor işte kırsın. Aa yapıya zarar verme. Böyle bir şekilde adam kayırılıyor mu yapıya zarar vermesine? Ya aslında abi yapıya zarar vermenin adamın kayırılması mı var? Adam şikayetini geri aldı işte. Allah Allah. Geri aldı mı? Kedi, duyamadım kedi da. Aldım gibi. Gibi aynen gibi. Hacım gibi ne demek ya lan? Oğlum ya bir ben, saattir size abi, verdim videonun. Abi. Bir bölümde size yardım ediyorum bir bölümdür. Ne hayırsızsınız lan Yugo'cum, siz? Yugo'cum yanlış taraftasın sen. Anla artık. Gel benim hayır, tarafıma. Hayır verdik. Bak gerçekten yanlış taraftasın. Bence sen de çok iyi bir takım olabiliriz. Gerçekten. Ya bak. Yaşatmayız bunları Yugo. Yugo gel sen benim takımıma gerçekten. İstiyorum seni. Ya bak hala ne diyor ya? Yugo az önce sana diyordu ki ne adam kayırma var mı diyordu. Şimdi ne diyor bak. Lan onun bak anlamamış onu da. Lan Yugo'nun iyiliği için diyordu bana. Onu da anlamamış. İnanılmaz bir gerizekalı. Hayır iyiliği için demiyordum bu arada. Öyle bir şey yok diyordun. Ceza alsın diyordun. Ne alakası var oğlum? Yanlış tarafta aynen diyorum. Berat Ali Yugo'ya ceza verme niyetindeydi. Ben Berat Ali'lerin Ali'nin kötü niyetini dile getirdim orada. Tamam ondan önce şey dedin ama adam kayırma var mı dedin öyle? Adam kayırma var mı? Evet gayet mantıklı ve adaletli bir soru. O zaman niye söyledin? Oğlum niye söylemeyeyim? Adam kayırma var mı falan filan diyordum yani. Dedim yani. Niye söylemeyeyim? Çok tatlı tartışıyorlar ya. Ne alakası var ya? Ben sabah kadar aynı diyeyim biz. Sonuçta bu bir anayasa. Anayasada adam kayırma var mı? Takım oyuncunun niye ceza almıyor falan. Yarın bir gün bizim de başımıza gelir. Siz de dersiniz aynısını. Allah Allah. Buraları full doldurdum. Buradaki arkadaşlar demir yolunu buradan aldım. Bu demir yolu gidecek. Metronun demir yolu muhtemelen. Bilginiz olsun. Demir yolu birazcık bakım onarım çalışmasına falan filan girdi. Muhtemelen gider değil mi Yugo? Eski belediyenin önünde bir tane istasyon vardı ya. Oradan Galata'ya giden bir demir yolu vardı. O artık evet, yok. Evet tamam. Olmasın. Burayı şey yaptık. Bir bakayım yukarıdan. Biraz toparlamaya çalıştım ama. Biraz... Aa iyi toparlanmış bu arada. Tamam güzel oldu. Burada bir dağ var hafif. Uçağım. Bu tarafı da böyle toparladık. Araya küp evler geldi. Bence iyi tamam güzel. Ben metro istasyonunu planlıyorum arkadaşlar. Harbi mi? Oradan öyle olsa buradan böyle olsa. Her binanın altına gitmeyecek değil mi abi? Metro sonuçta her binanın altına gitmez. Belli bir ana bölgeye gidecek. Oradan çıkacaksın metrodan dağılacaksın evine. Evet aynen. Evet tabii. Öyle tamam. Tabii. Ona göre planlıyorum. Akşam oldu bu arada. Zombi falan filan olayları ya var. Ya zombi arıyordum ya burada. Yatayım. Ya yapıyorum işte daha ne istiyorsun yapıyorum ya. Bitmedi ama bitsin ondan sonra. Ya yaptım. Anlaşıldı arkadaşlar bu demir farmı bir sonraki bölüme kaldı. Hayır. Yapacak bir şey yok abi. 3 bölümdür bir farm yapacağız ya. Evet. 1 saat 20 dakika. Ben uyumadım kim uyudu lan? Kim uyudu? Kasap. Baran sen mi uyudun? Evet. Ha tamam. Baran senden beklemezdik bu arada Baran ayıp etti. Ne alakası var Baran'dan niye beklemiyorsun? 1 saat 20 dakikada 3 tane küpü yapamadı. Bir de gelmiş ayıp diyor ya. Ne 3 küp değil bu arada bak. Yanında o kadar detay metay vermedi. Küpevler projesi çok güzel oldu bence. Bence güzel duruyor. Güzel duruyor yani orada harika duruyor şu anda. Uzungöl'ün kenarında falan. Hoşuma gitti. Evet bir bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size mutlaka like atmayı unutmayın. Bu taraftan bir sonraki bölüme gidebilirsiniz. Direkt tıklayıp arkadaşlar bölüm geldiği anda koyacağım. Tıklayın gidin. Buradan da oynatma listesi var. 1. bölümden itibaren bütün seriyi burada. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.